Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Her şeyi yaratan Allah'tır. En'am 102 Ra'd suresi ayet 16, Zümer ayet 62. İnsan hürriyetinin bu ayetin altında varlığı ne kadardır? Evet. Soru sahibi geldi. Kürsüsüne oturdu. Tarih boyunca bütün inanışlar insan hürriyetinin üzerine fikir yürütmüşler. Bunu varlığın üzerinde ve Allah'ın yaratmasıyla alakalı bütün doğu felsefesinden batıya kadar, uzak doğudan hatta orta doğuya bütün fikir sahibi, düşünce sahibi, iman sahibi insanlar bunun üzerinde hep fikir geliştirmişler. Bir kimse ne kadar özgürdür, ne kadar hürdür diye. Bu tabii modern dünyanın da en büyük problemlerinden birisi. Yani özgürlük ve hürriyet konuşulurken bugün için modern dünya olarak tanımladığımız Batı'da da bu bir hayli konuşulan bir şey. Batı'dakiler her ne kadar materyalist düşüncenin içerisinde bulunanlar kendilerince kendilerini çok özgür gibi görmeye çalışsalar da veya özgürlük noktasında kendilerini belli bir yerde görseler dahi meseleye biraz böyle içine girince felsefi noktada bakıldığında insanların o kadar özgür olmadığı, mesela kalbinin atışına söz geçiremediği, ritmini değiştiremediği, karaciğerine, böbreklerine, kanının dolaşımına bu noktada söz geçiremediği, yaratılış fıtrat noktasında kanının al yuvarlarına, ak yuvarlarına, DNA'larına, kromozomlarına söz geçiremediği, kendisinin dışındaki tabiat olaylarına söz geçiremediği, söz geçirse depremi durduracak, söz geçirse örneğin nehirleri geri akıtacak. Nereye kadar özgür insanlar, bu özgürlükler nerede başlayıp nerede bitiyor? Herkesin bir toplumun özgürlüğü var, ayrıca insanların, şahısların özgürlükleri var. Şahısların özgürlükleri nerede başlıyor? Hangi şahsın özgürlüğü nerede başlıyor? Nerede son buluyor? Bunda normalde Helenistik çağdan tutun da İslam'ın Arabisinden, Farabisinden, İbni Haldun'undan, ondan sonra Gazalisine, Kindisine, Maruf-ı Kerhisine, Beyazıt-ı Bestamisine varıncaya kadar hem Sufi kanat olarak hem de Sufi olmayan kanat olarak Maturidiler, Nesefiler, Eşariler bunların üzerinde hep kendilerince fikir yürütmüşler. İnsan nereye kadar hür diye. Hürriyet kavramı. La faili illallah. Fail Allah, yaratan Allah, bir şey yaratan Allah, fiiliyat noktasında her şeye tecelli eden Allah, o zaman insan nereye kadar hür? Bu soru hep sorula gelmiş. Bu tabi klasik din inanışının içerisinde böyle bir soru anlamsız. Sahabeler bunun üzerinde çok soru sormamışlar nereye kadar hür. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin 23 yıllık peygamberliği noktasında dini anlatmak, dinin tamam olması, genel kaidelerin oturması, o günkü problem, asıl sıkıntı buydu. Böyle olunca zaman içerisinde, zaman zaman varlıkla alakalı, fiiliyatlarla alakalı, ne bileyim işte o günkü insanın bu noktadaki
felsefi boyutuyla alakalı sorular bulmak mümkün. Bunlara da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o günkü mantalitenin üstünde, hatta bugünkü mantalitenin de üstünde vermiş olduğu cevaplar var. Mesela Allah neredeydi? Amadaydı. Ama noktasında henüz daha insanoğlu bir şey konuşabilmiş değil. Örneğin. Böyle olunca Kur'an ve sünnet dairesinde insanlar bu noktada sapkınlığa da uğramama, bu noktada yanlış yerlere de gitmeme noktasında kendince temkinli ve tedbirli gidiyor. Ama sufiler bu noktada fazla temkin ve tedbire sahip değiller. Sufilerin üzerinde tecelli eden aşk ve zevk vardır. Sufiler aşk tecelli ettiğinde onların üzerinde onlar söz kantarını kaçırırlar. Zevk tecelli ettiğinde de hal kantarını kaçırırlar. Çünkü zevk o kimsede hal kantarını kaçırır. Aşk ise söz kantarını kaçırır. Böyle olunca sufilerin dili ve kalbi bir sınır tanımaz. Dili ve kalbi sınır tanımaz. Çünkü sufilerin inanışı şudur. Allah'ın zatullahı hariç her şey konuşulabilir. Ve Allah'ın zatullahının haricinde konuşulan şeyler şayet ki fi sebilillah üzerinden konuşulduysa hata yapılsa dahi bir sevaptır. Hata olmaz, isabet olursa 10 sevaptır. Bu hadis de sabittir. İçtihat uleması da bunun arkasına saklanır. O yüzden bazen içtihat ehli de fütursuzca içtihat ettiği zamanlar görülmüştür, yerler görülmüştür. Tabii insan hürriyeti burada varlığı ne kadardır dedin deyince ben bu fakirin bu noktada durduğu nokta 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ben insanların düşüncelerinin hür olduğunu bu noktada Zatullah'ın haricinde düşüncelerinin hür olduğunu Cenab-ı Hakk'ın insana düşünce hürriyeti noktasında kısıtlama koyduğu noktanın dairenin çizginin sadece kendi Zatullah'ıyla olduğunu ve bir kimsenin Kur'an ve sünnet dairesinde Zatullah'ın haricinde her şeyi düşünebileceğini bu noktada düşünmesinin bu noktada asla önüne geçilemeyeceğini ama hareket fiiliyat noktasında yaratımının Allah'a ait olduğunu o düşüncenin fiiliyata geçme tecelliyatının Allah'a ait olduğunu fakat burada o düşünen kimselerin düşünen ve fiiliyata geçirilmesini isteyen kimselerin Allah'la yakınlık uzaklığına göre Cenab-ı Hakk'ın onların hürriyetlerini çoğaltacağını ve azaltacağına inananlardanım. Bu hürriyete de ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasında bakmaya çalışan kendimce. İlmel yakin noktada Allah'a yakin olanların hürriyetleriyle aynel yakin derecede olan insanların hürriyetleriyle
hakkel yakin noktasında şahısların hürriyetlerinin aynı olmadığına inanıyorum. İlmel yakin noktasındaki hürriyetler kendi içlerinde kademeleri vardır. 3 aşağı 5 yukarı birbirlerinden fazla bir fark yoktur. Ama aynel yakin noktasındaki şahısların hürriyetlerinin öyle olmadığını, hakkel yakin noktasındaki hürriyetin bunun daha üstünde olduğuna inanıyorum. Çünkü bu manada hadis-i şerifler ve hadis-i kutsiler var. Cenab-ı Hakk'a kurbiyet, yakınlık noktasında çok yakın olanların bir şeyin olmasını istediklerinde Allah'ın o şeyi olduracağına işaretler var. O zaman onun hürriyeti ile Allah'a yakınlık noktasında ilmel yakin olan bir kimsenin hürriyetinin aynı olmadığını, Allah'a yakınlık noktasında, naz niyaz noktasında veyahut da velilik noktasında veya peygamberlik noktasında yakin olan bir kimsenin fiiliyatın üzerindeki tecelliyatının, kesbin yani, ilmel yakin noktasındaki kimse gibi olmadığının inancındayım. Mesela peygamberlerin üzerinde mucizeler gerçekleşiyor. Peygamberlerin üzerinde mucizeler gerçekleştirirken, o mucizeleri yaratan, o mucizelerin fiiliyat noktasına yaratanın Allah olduğunu, ama kesb onu isteyenin Allah'a yakınlığına göre onların tecelli ettiğine inananlardanım. Buna işaret mesela aklıma geleni söyleyeceğim şimdi. Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki bir kimsenin Belkıs'ı tahtıyla beraber Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna getirmesiyle alakalı. Öylesine bir yakınlık ve bir ilim var ki Belkıs oraya gitmek istemiyor ama tahtıyla beraber Süleyman'ın huzuruna getiriliyor. Buna Kur'an şehadet ediyor. Bunun gibi mesela Ashab-ı Kehf, Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle uzun yıllardan beri uyutulduğu ve onların bu uyumayı istediklerini ve bu noktada da Cenab-ı Hakk'ın onların isteklerini geri çevirmediğini, mesela Musa Aleyhisselam'ın daraldığında, sıkıldığında dualarının kabul edilip denizin yarılması, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ağacı yanına çağırıp müşriklerin önünde ağacın ona eğilmesi, onun peygamberliğine şehadet etmesi veyahut da işte Ebu Cehil eline 3 tane taş alıp benim elimdekileri söylersen sana iman ederim, senin Rabbine iman ederim dediğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ben mi senin elindekilerini söyleyeyim yoksa elindekiler mi benim kim olduğumu söylesin dediğinde o 3 tane taşın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyince taşları elinden attığına vallahi sen bir büyücüden başka bir şey değilsin deyip ona haber verdiğini. Bakın burada insan hürriyetin fiiliyatın, hürriyet kesb istemek ya, istiyoruz ya, istemenin sınırını koymak, o istediğimiz noktada, o istediğimizin fiiliyat noktasında tecelliyatının bir sınır koymak mümkün değil. Böyle olunca mesela işte Veliullah'ın kerametlerinin tecelli etmesi, savaşta şehitlerin, örneğin Çanakkale'de yaşanan şeyler, kurşunları elleriyle toplaması, kurşunların Çanakkale'deki savaşanların göğüslerinde yağmur tanesi gibi tıpır 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 aşağı düşmesi, onları yaralamaması. Bu noktada hem şehitlerin üzerindeki tecelli eden haller, hakikatler, hem velilerin üzerinde tecelli eden, sufilerin üzerinde tecelli eden hal ve hakikatlere baktığımızda insan hürriyetinin kesb
isteme noktasındaki sınırının kime ve nasıl çizileceği de belli değil. Bu meseleyi teknik olarak kategorileştireceksek eğer, o zaman insanları üç gruba ayırabiliriz. İlmel yakin noktasında Allah'a yakın olanlar. Bir kafir de, bir mümin de, bir münafık da aynı noktada yakin burada. Bir inananla inanmayan noktasında bir fark yok. Cenab-ı Hak bütün varlık alemine ilmel yakin noktasında yakın. Yakin. Bir taşa, ota, böceğe, ata, ete, deveye yakın olduğu kadar insana da yakın. Ve insanın da her şeyine yakın. Varlığı tamamiyetle bu noktada, yakınlık noktasında bir fark yok. Ama aynel yakin noktasındaki bir kimsenin diğer varlıklardan yakınlığı değişti. Diğer varlıklardan yakınlığı değişince onun kesb, isteme. İsterken de haddini bilme tabii. Bir de bu var. O ayrı mesele. Ama kesb, isteme. Bu isteme noktasında cümle aleme bu kapının açık olduğu. Hristiyanından Yahudisine kadar. Müslüman işte dervişti, değildi, sufiydi, şuydu, buydu. Hepsine de isteme noktasında Cenab-ı Hakk'ın herkese kapısının açık olduğunu. Ama istenilen şeylerin tecelliyatında hürriyetin nerede olduğu önemli. Şimdi meseleyi toparlayacak olursak, insan hürriyeti fiiliyatın üzerinde istemekle mükellef. Buna eski dilde kesb deniyor buna. Eğer öyle kitaplar okursanız kesb diyecek. Ama bugün bunun karşılığı istemek. Siz buraya gelmeyi istediniz. Siz buraya gelirken birisi sizin kulağınızdan tutup getirmedi. Siz gelmeyi istediniz. İstediğiniz şeyi Cenab-ı Hak yarattı. İstediğiniz şeyi Allah yarattı. Yaratma kime ait? Allah'a ait. Önce akli açıklamaları araştırdık. İlmi yönden Maturidi ve Nesefi fiilin insan tarafından yaratılmayacağı neticesine varmaya çalışırlar. Evet. İmam-ı Azam Hazretleri bu noktada her şeyi yaratan Allah'tır. La faili illallah. Allah'tan başka fail olan yoktur. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah her şeyi yaratır. Bu ayet-i kerimelerin ışığında İmam-ı Azam Hazretleri der ki, fiiliyatı yaratan Allah'tır. Onun yolunu takip eden felsefi noktada İmam Maturidi de, onun talebesi İmam Nesefi de aynı noktadadırlar. Fiiliyatı yaratan Allah'tır. Hatta İmam Maturidi bu noktada teknik bir açıklama getirir ki bugüne kadar onun getirdiği teknik açıklamanın karşısında hiç kimse durmaz. Bu kesb, isteme noktasını, fiiliyatın üzerinde fiiliyatı istemeyi İmam-ı Azam söyler. İmam-ı Azam'dan sonra İmam Maturidi bunu teknik noktaya getirir. Tekniğini anlatır. Ve der ki İmam-ı Azam Hazretleri, kesb, isteme kula aittir. Kul ister. Bakın, kul ister. Aslan avlanmayı ister. Karnı acıkınca avlanır. İnsan ister. Karnı aç olsa dahi yememeyi istiyorsa yemez. Aslan gibi değildir. Karnı acıkınca yemez insan. Karnı acıkınca yememek insanı insan eder. Eğer bir kimse karnı acıkınca yemiyorsa, o kimsenin akli melekeleri
beyninin üzerinde düzenli çalışıyor demektir. Beyin formasyonunda, beynin yapısında bir yanlışlık yoktur. Bir eksiklik yoktur. Beyin hücrelerinde bir rahatsızlık var ise o kimse doyduğunu bilmez. Yer ve o kimse yememesi gerektiğini de bilmez. Bu noktada o kimse de dinden sorumlu olmaz. Nesefi'ye göre insan bir şeyi bilmiyorsa ona kudretinin yetip yetmediğini de bilemez. Evet. Bilmediği bir şey insan, bilmediği bir şeyin üzerinde kudretinin de, yani onu isteme noktasında ve yapabilme noktasında Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu kudreti bilemez. Eğer bir kimseye yük kaldırmayı öğretmezseniz o hiç yük kaldırmaz ve ne kadar yük kaldıracağını bilmez. Ama o insana yük kaldırmayı öğretirseniz o başlar yük kaldırmaya, bir müddet sonra kendisini de sınamaya başlar. Kendisini de sınamaya başladığında ne kadar yük kaldıracağını hesaplamış olur. Bu fiziki. Bir de işin düşünsel boyutu var. Düşünce noktası var. Bir kimse nereye kadar düşünebilir? Bu da önemli. Mesele sadece fizik açıdan değil. Bir kimse bir şeyi nereye kadar düşünebilir? Bir kimse kaç matematik denklemini ezberinde tutup onu işler hale getirebilir? Gücü ne kadardır? Bu noktadaki kapasitesi ne kadardır? Veya satranç oynarken kaç hamle sonrasını hesaplayabilir? Satranç oynuyor. Mesela sufiler satranca haram demezler. Herkes satrançın üzerinde, işte Hanefiler de haram demez de ama Şafiler haram der. Hanefiler haram demez. Şahsın kendisini bağlar. Heva heves noktasında satranç oynuyorsa o sana uygun değil der. Ama devlet idare ediyorsa, savaş sanatıyla alakalı işi varsa, stratejiyle işi ve alakası varsa onun satranç oynaması gerekir. Mesela Arabi'nin farklı bir satrancı olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musun? Evet. Arabi kendince kendi satranç oyununu kurgulayabilecek kadar düşünceye sahiptir. Mesela metafizikle alakalı meseleler sadece hal üzerinde yürümez. Düşünce de bir haldir. Klasik sufiler düşüncenin bir hal olduğunu idrak etmezler. Hal sadece rüya görüp uçmak değildir. Hal sadece gözünü yumduğunda duvarın arkasını görmek değildir. Hal sadece zikrullah esnasında Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görmek değildir. Hal düşünsel boyutta da tecelli eder. Bir kimsenin düşünce noktasında nereye kadar gidebildiği de önemlidir. Düşünce noktasında hali nereye kadar yorumladığı da önemlidir. Rüyayı düşünsel noktada nereye kadar yorabildiği de önemlidir. Bunun klasik sufi eğitimini alan
kimseler bilmezler. Bu klasik tarikatlarda öğretilen bir ilim değildir. Klasik sufilikten kastım klasik tarikat eğitimidir. Klasik tarikat eğitimi veren kurum ve kuruluşlar bununla alakalı bir şey konuşamazlar. Bu onların dalı değildir. Onların yeri de değildir. Onlar müritlerine namaz kıldırırlar, oruç tuttururlar, zekat verdirirler, hacca götürürler, şeyhlerinin ellerini öptürürler, Allah'ı zikrettirirler. Budur üç aşağı beş yukarı yaptıkları şey. İşin düşünce noktasında at koşturamazlar. Yani siz bunu götürüp de klasik tarikat erbabının bu soruyu soramazsınız. Sorduğunuz zaman da cevap alamazsınız. Bu mümkün değil. Hatta bunu daha ileri söyleyeyim. Türkiye'de şu anda cemaat eğitimi veren, örneğin işte Risale-i Nurcu, örneğin Hoca Efendi'nin cemaati, örneğin Süleyman Efendi'nin cemaati. Bunları küçümsediğim için söylemiyorum ya. Hepsinden de Allah razı olsun. Bir sıkıntım yok benim. Kim Allah için bir tuğla koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Onlar da bunun cevabını veremezler. Konuşamazlar buradan. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Tekrar özür dilerekten söylüyorum. Risalenin ister okuyucusuna, ister yazıcısına, ister yeni asyacısına, hangisine giderseniz gidin, Risalenin dışında bir şey okumazlar. Risaleleri ezberlerler. Çevir sayfayı, haberi ezberler. Ona desen ki, insan hürriyeti nerede başlar, nerede biter? Bitti. Cevap yoktur orada. Hangisine giderseniz gidin. Çok basit. Ha, bu sorunun fotokopisini çekin. Gidin bir yere. Hangi dergaha, tarikata da giderseniz gidin. Bunları sorun. Şeyhe ulaşabilirseniz. Şeyh efendi lütfederse, endamını gösterirse, böyle buraya kadar oturabilirsen, ben 3 aşağı 5 yukarı 35-40 tane şeyh tanırım. Öncesinden, bu son 10 yıldan beri kimseyi tanımıyorum da öncesinden. Allah bizi affetsin. Evet. Burada bir kimse kendince Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu, ona ikram etmiş olduğu bir güç var. Kişi bu bardağı kaldırmaya güç yetirip yetirmemesi o kimsenin Cenab-ı Hakk'ın üzerinde o kimseye vermiş olduğu güç ve idrakla alakalı. Bunlar istisnalar kaideyi bozmadığı müddetçe geliştirilebilir şeyler mi? Evet. İstisna kaideyi bozmaz. Nesefi yaratma kudretinin sübut bulmasının ve var olmasının şartı olarak yaratmanın yaratılmış nesneyi, yaratılan nesne var olmadan önce bilmesine bağlamaktadır. Tefsiri 189. Yani Allah yaratacağı şeyi henüz daha yaratmazdan önce biliyor. Bunu bu gece zor bitiririz ya da bu cemaat sabredecekler. Sabreder misiniz? Bunun içerisinden ben biraz sufi standlı çıkmak istiyorum. Sufi standlı. Bir şey henüz daha varlığa çıkmadı, yaratılmadı. Sizler benim şimdi buraya
ne çizeceğimi bilmiyorsunuz. Öyle değil mi? Bilen kimse de bir, ya rüyasında görecek. İki, bakın ilmel yakin noktasında şu anda siz benim buraya ne yazacağımı ve ne çizeceğimi bilmiyorsunuz. Bu sizin ilmel yakin noktasında bilginiz. Anladınız mı burayı şimdi? Yakinlikle alakalı. Benim ne yazacağımı, ne çizeceğimi kim biliyor? Allah biliyor. Ama içinizden birisi bir gün önce rüyasında benim yazdığımı gördüyse şunu diyecek şimdi. Kaldıracak elini. Diyecek ki siz şimdi bunu yazacaksınız. Ben de diyeceğim ki Aziz Allah Celle Celaluhu, âlâ bir derviş var. Anladınız mı? Eğer bunu rüyasında görürse, gördü, ayn, görmek, aynel yakin, yani o ilmel yakinden üste çıktı, ayn gördü, aynel yakin, bir üste çıktı, hakkel yakin. O kimsenin şimdi kalbine ilham gelecek. Diyecek ki, şimdi şunu yazacak. Bakın hürriyet nereye gitti, gördünüz mü? Üç tane hürriyet çıktı. Bilmeyle alakalı. Benim ne yazacağım belli değil. Değil mi? Allah da bir şeyi yaratmazdan önce biliyor. Sufice yaklaşacağız. Burada ne diyor? Nesefi yaratma kudretinin sübut bulmasının, yani tecelli etmesini, sübut bulması, tecelli etmesi. Yaratma kudretinin tecelli etmesinin var olmasının şartı olarak yaratmanın yaratılmış nesneyi, yaratılan nesne var olmadan önce bilmesine bağlıdır. Yani Allah bardağı yaratacağını biliyor. Bardağın yaratacağını bildiğinden öncesinden biliyor. O kul bardağı yerine, şekline, şemaline getirirken Allah öncesinden biliyor onu. Şimdi Allah öncesinden nereden biliyor? Burası göremeyecek sadece. Biraz böyle açıl. Evet. Bizim şimdi varlıkla alakalı konuşurken biz ne diyorduk? Hiçbir şey yok iken Allah bilinmezdi, değil mi? Allah bilinmezdi. Bilinmekliği istedi. Ve hiçbir şey yok iken bir şey yarattı. Bak hiçbir şey yok iken. Biz bunu Arapça konuşuyorduk. Bir de benim kendi inanışım vardı. Öyle değil mi? Arapça konuşurken ne diyorduk? Arapça konuşurken. Bilinmezdik. Ondan sonra bilinirlik. Bilinmeyi istedi ya. Ve bir şey yarattı. Bu hadisi kutsi. Şimdi bu bilinmezlik Zatullah'ı ile alakalı. Biz orayı bilmiyoruz. Bilinmezlik Cenab-ı Hakk'ın Zatullah'ı ile alakalı. Kendi uluhiyeti, kendi zatı. Ha Allah ismi yok. Kendi zatı. Zatı bilinmiyor. Bilinmeyi istedi Allah. Soruyor sahabe. Ben direkt bakın. Ben Ahmet'e, Mehmet'e gitmeden konuşuyorum şimdi. Arabi'ye gitmeden konuşuyorum. Hadis-i kutsu ve hadis-i şeriflerin üzerinden gidiyorum. Sahabe soruyor. Hiçbir şeyi yaratmazdan önce Allah neredeydi? Allah neredeydi? Çünkü bilinmezliği bilmemiz mümkün değil. Bilinmezlik kapısı kapalı. Cenab-ı Hak diyor ki benim zatımı tefekkür etmeyin.
Benim zatımı düşünmeyin. Burası kapalı kapı. Burası kullarına kapalı. Varlığa kapalı. Yaratılmışlara kapalı. Burayı tefekkür etmek mümkün değil. Burayı düşünmek mümkün değil. Buraya aklınıza getiren şeytan. Buraya kalbinize getiren şeytan. Ben neden zatını düşünüyorum diyen kimse o esnada kalbinden şeytanı çıkaramadığından dolayı. Hiç benim aklıma gelmez ben neden zatını düşünmüyorum diye. Hiç ama. Bugüne kadar hiç aklıma gelmedi benim zatını düşünmek ve zatının nasıl olduğunu tefekkür etmek. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ediyorum. Sakın ha. Ama hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Hiçbir şey yaratmadı. Amadaydı. Ama. Amayı yazdık buraya şimdi. Bu hadisi kutsi. Bunu sufilikte, sufi dünya veya bizim kardeşlerimiz varlıkla alakalı ve varlığın tecelliyatlarıyla alakalı. Her soru sorulduğunda bizim bu anayasamız gibi. Biz döneceğiz. Bu normalde hadisi kutsiyi hep önümüze getireceğiz. Burası sır bir hadisi kutsi. Bütün her şey varlıkla alakalı bu hadisi kutsinin içinde. Alacak olduğunuz bütün cevaplar bu hadisi kutsinin içinde. Hadisi kutsinin içinde. Hadisi kutsiyi kelam olarak görmeyin. Hadisi kutsiyi bir hal olarak görün. Hadisi kutsiyi ayrı bir Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatı olarak görün. Sakın hadisleri kelime olarak görmeyin. Bütün hadisler, hadisi kutsiler, ayet-i kerimeler birer haldir. Bir ayet-i kerime haldir. Tecelli eder o çünkü. Ayet-i kerime boş değildir. Bir hadisi kutsi haldir. Tecelli eder o. Sakın onu kelime harf olarak görmeyin. Anlaşılması için onlar birer harftir. Harfe dayandırılaraktan anlaşılır. Biz harfle anlarız onu. Anlama noktasında, akılsal noktada. Kalbi olarak onu sufiler hal olarak yaşar. Sufi onu halinde yaşar. Sufi onu hal aleminde tecelliyatını seyreder. Sufi odur. Sufi hadisi kutsiyi sahibinden dinler. Sahibinden dinlerken de o hale erişir. O hal onun üzerinde tecelli eder. Onun elinden çıkıyormuş gibi olur. O yüzden sufiler yolunu tamamlamadan bu hale ulaşırlarsa enel hak deyip giderler. O hali de gözünüzde büyütür sufiler olmayanlar, sufi olmayanlar. O dağ denizin kenarında bir bardak su içti. Enel hak diyen. Onu götürdüler denizin kenarına, bir bardak içti gitti. Aklı o kadardı. Her hadis-i şerif haldir. Siz onu hadis olarak, kelime olarak okursanız sizde tecelli etmez. Her ayet-i kerime haldir. Ayet-i kerimeyi okurken kelime olarak okursanız tecelli etmez. O sufilik olmadı. Ne oldu? Kal oldu. Sen kal ehli oldun derler ya. Kal ehli olmak ne demek? Hep kelimenin arkasına bakıyor. Oysa unutmayın bakın. Kelime dediğinizde İsa aleyhisselam için diyor ki Cenab-ı Hak Allah'ın kelimesi idi. Her varlık Allah'ın kelimesidir. O zaman her ayet Allah'ın kelimesidir. O zaman her hadisi kutsi Allah'ın kelimesidir. Sen de Allah'ın kelimesisin. O zaman kelamlaş. O zaman halleş. O zaman derinlemesine bir düşün. Bir tefekkür et. Kalbindekini kov. Neden kalbindekini kov? Kalbinde şeytan olursa zatına yürütecek seni. Kalbindeki şeytanı kov. Allah'ı zikirle. O zaman kalbine ayet-i kerime hal olarak tecelli edecek. O ayet-i kerimeden ne anlatılmak istediğini anlayacaksın.
Sakın bu böyle oldu deyip de onda da takılı kalma. Neden? O zaman da sen orada takılı kalacaksın. Oysa senin yerin orası değil. O her ayeti kerime, her an ayrı tecelli eder. Aynı tecelli etmez. O zaman gönlün göçebe, sen göçebesin. O zaman dilin göçebe, sen de göçebesin. Halin de göçebe. Göç ediyorsun boyuna. Durmak yok bir yerde. Durduğun anda eskidin, bittin, gittin. Şimdi bu hadisi kutsi bir hal. Kelam olarak bakma. Ben bilinmez idim. Bir hal. Bilinmez idim. O hali sen, bak kelimeyi bakarsan bilinmez idim. Hale bakarsan, halde bilinmek, bilinme noktasında önüne bir set var. Bir perde var senin. O perdede dur. Bilinmekliği istedin. Bilinmeyen bilinmekliği istedi. Biz o bilinmekliği istedi dediğinde soruyor ya sahabe. Hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Yani buna baktığınızda çok safiyane bir soru. Buna baktığınızda çok böyle ihlasane bir soru. Buna baktığınızda hiç cinlik yok. Bu soruya baktığınızda hiç hinlik yok. Bu soruya baktığınızda karşınızdakini böyle işte çok affedersiniz apıştırma yok. Soru üç şey için sorulur. Bir, bilinmek, bilmek için. Bilmek için, öğrenmek için soran öğrenir. İki, başkaları öğrensin diye sorulur. İrşat sorusu. Oradakiler öğrenir. Utandırmak için sorulur. Üç, utandırmak için. Utandırmak için soran utanır. Hadis-i şerif, bakın hal anlatıyor bize. Kal değil bu da. Hal anlatıyor bakayım. Hal. Sahabe bilmek için sordu. Dedi ki amadaydı. Ama. Kocaman bir ama yazacağım. Bunun üzerinde şapkaları var. Eski dilde. Ama diye okumazsanız ama olur. Ama uzatırak da. Bu Arapça bulutumsu bir şey. Bulutumsu ne olduğu belli değil. Bulutumsu bir şey. İşte varlığa hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok iken ama da her şey var. Hiçbir şey yok. Ama amada her şey var. Bulutumsu. Ama hiçbir şey henüz daha varlığa dökülmedi. Ve bir şey yarattı. Bu bir şey, bu fakirin şeyi. Arabi bunu böyle düzenlemez. Bu bir şey, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretin ruhaniyeti ve nuraniyeti. Bu bir şeyi de böyle bir daire yaptım. Bu bir şeyin en üst seviyesi akıl. Hadis-i kutsi. Allah önce aklı yarattı. Hadis-i kutsi. Allah sonra kalemi yarattı. Akıl. Şuraya yazıyorum. Kalem. Levh-i mahfuz. Bizi ilgilendiren şu üçü şimdi. Akıl,
kalem, levh-i mahfuz. Bunlar böyle. Bazen diyorum ya, saniyenin kent trilyonda biri hızında. Akıl kalem, levh-i mahfuz. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, hiçbir şey yok iken Allah önce benim ruhaniyetimi ve nuraniyetimi yarattı diyor. Ve Cenab-ı Hak bu bir şeyi yaratırken ruhundan ve nurundan bu bir şeyi ruhundan ve nurundan yarattı. Ve varlık böylece tecelli etmeye başladı. Bakın hadis-i kutsiler ve hadis-i şerifler noktasında söylüyorum. İşte bu amada, ama halindeyken, Cenab-ı Hakk'ın ama halinde, hiçbir şey yaratmadığında henüz, Allah yaratacak olduğu, yaratacak olduğu, yaratılacak olan her şeyi burada var etti. Varlığa ne zuhur ediyorsa, ne tecelli ediyorsa varlığa, ne fışkırıyorsa, ne akıyorsa, ne geliyorsa, hepsi de bu amadan geliyor. Allah diyor ya, bu amayı biz Allah dediğimizde sıfatları da giriyor. Ve sıfatları dediğimizde buraya da eğer bir şey çizecek olursak, buraya Allah dedik ya, bu sıfatsal olarak en üstün noktaya da Rahman ismini koyduk. Ayet-i kerimede ister Allah de, istersen Rahman de, Allah'ı zikret. Ardından hangi ayet-i kerime koydu? İsmini koydu, Rahman ismi şerifini koydu. Allah Rahman ismi şerifi böyle normalde ne olmuş oldu? Tecelli etti ve buradaki varlığı, hani bir şey yarattı ya, burada hala da ve sonsuza dek, bakın sonsuza dek her ne yaratılacaksa hepsi de bu amadan çıkıyor. Hepsi de bu amada var. Hepsi de. Bu ama var edilen bütün her şeyi içinde barındırıyor. Her şeyi. Peki burayı tefekkür etmek mümkün mü? Burayı düşünmek mümkün mü? Zatullah'ını düşünemiyoruz. Biz o noktada Zatullah'ını ne dedik? Bilinmez idim. Yaratılan her nesne, her şey, yaratılan her nesne, her şey yaratılmazdan önce amada bu böyle size tanımlama açısından böyle bir şey söyleyeyim. Kurgu noktasında hazırdı. Anladınız mı bunu? Bir bilgisayar kurgusu gibi düşünün. Hazırdı. Bir nesne yaratılmadan önce bütün detaylarıyla ancak Allah tarafından bilinebilir. Evet. İnsanın her yönüyle bütün detaylarına vakıf olmadığı bir şeyi yaratması düşünülemez. Dolayısıyla insan fiilinin yaratıcısı ancak Yüce Allah'tır. Fahrettin Razi da aynı fikirdedir. Bu noktada bütün Maturidiler ve Nesefiler ve Hanefiler hiç ayrılmazlar bu noktadan. Bu noktada dururlar. Nesefi bu fikrine Kur'an'dan delil getirir. Bu Nesefi ile alakalı hep söylüyorum ya, İmam Maturidi'nin talebesidir. İmam Maturidi'nin
dağınık olan akaidle alakalı konularını hizaya sokar. Akılla alakalı meseleleri bir yere koyar. Fikirle alakalı meseleleri bir yere koyar. Fiille alakalı meseleleri bir yere koyar. Bunun gibi. Nesefi bu fikrine Kur'an'dan delil getirir. Sizler sözlerinizi gizletseniz de açıklasanız da o birdir. O kalplerde olanı bilir. Yaratan bilmez olur mu? O latiftir, haberdardır. Mülk ayet 13-14. Maturidi de bu ayete dayanarak insan fiilinin yaratılmış olduğunu söyler. İnsan fiili ne olmuş oluyor bu noktada? Yaratılmış oluyor. Mütezile ise bu ayeti Allah onları kimin yarattığını bilmiyor mu şeklinde kabul eder ve Yüce Allah sözü yaratanı, onu gizleyeni ve açıklayanı kimseyi bilmez mi diye yorumlar. Nesefi'ye göre bu geçersiz bir izahtır. Tefsir sayfa 190. Maturidi ve Nesefi'ye göre insanın hür fiil sahibi olduğu şu ayette açıktır. Dilediğinizi işleyin. Fussilet ayet 40. İyilik yapın. Haç 77. Buna karşılık Mütezille insana da fiili yaratan gücü isnat eder ve şöyle delillendirir. Yaratanların en güzel olan Allah ne uludur? Müminin ayet 14. Mütezile yaratanların en güzeli ifadesinden yaratıcının tek olmadığını, insanın da fiillerinin yaratıcısı olduğunu söyler. Şimdi burada bir parantez açayım. Mütezile'nin buradaki fiillerinin yaratıcısının insan olduğunu görme noktasında parantez açmak istiyorum. Parantez şu: Sufiler insan fiilinin üzerinde iki tecelliyatın var olduğuna inanırlar ya, bu Maturidiler de öyle. Kesb, isteme. Yaratma Allah'a ait. Sufiler burada isteme ile Allah'ın yaratmasına ortak olduklarını düşünürler. Burası anlaşılmazsa insanı küfre götürür. Sufiler dedim, kendimi kastediyorum zaten. Kimse hangi sufi deyip de üzerinde durmasın. Evet. Fiil bilgi ilişkisinden sonra fiil irade ilişkisine gelelim. Maturidi insanın istediği işi her zaman yapamamasını dikkate alarak insanın bütün işlerinin kendisi tarafından yaratılmadığını göstermeye çalışır. Şayet insan fiilinin yaratıcısı olsaydı her zaman ve her yerde yaptığı işlerin istediği özellikte olması gerekirdi der. Evet. Bir kimse normalde bu noktada bütün düşündüklerini fiiliyata geçirebilmiş olsaydı kendince, o zaman evet, burada yaratıcısı kendisi olurdu. Bu ilmel yakin noktasında doğru. Ama burada bir şerh düşelim. Böyle soruya mı geleyim, ben şart düşebilir miyim böyle? Burada şart düşelim. İlmel yakin noktasında bir kimse her istediği şeyin yaratılması noktasında güç yetirmeyebilir. Güç yetiremez. Bir şey düşünür. Düşündüğü şeyi ister. Ama istediği şey tecelli etmez. Ama sufilerin farkı vardır burada. Sufiler bir şeyi düşünce planında ister. Sufinin Allah'a yakınlığı noktasında Cenab-ı Hak onu fiiliyata döndürür. Az önce burada sufiler burada hani yaratıcının
tek olmadığı noktasında şerh koydum ya, bu şerh bununla alakalı. Eğer sufi düşünce ve hal planında o noktaya gelmeseydi ve onu talep etmeseydi, öyle bir şey yaratılmayacaktı. Öyle bir şey olmayacaktı. Sufinin Allah'a olan yakınlığı, sufinin istediğine ulaşabilme, istediğinin yaratılması, istediğinin tecelli etmesi noktasına getirdi. Allah'a yakin olanlar söğüt ağacından üzüm yedi. Söğüt ağacından üzüm olur mu? Olmaz senin için. Ama sufi söğüt ağacından üzüm yemeyi murad ettiyse, bunu kesm noktasında istediyse, Allah ona söğüt ağacından üzüm yedirir. Burada o yaratmayı, fiiliyat noktasını yaratan Allah'tır. Burada kafanızda bir karışıklık olmasın. Ama onu isteyen, onu arzu eden, onu talep eden Allah'a yakın ise, burada onun hürriyetinin sınırını belirleme noktası kime ait olacak? O birisi dedi ki, ya Rabbi, bu ağaç bana doğru gelsin. Hiç kimsenin aklına gelmedi ağacın ona doğru geleceği. Sufi seher zikrullahı yapıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kumrunun birisi de karşıya oturmuş. Onu izliyor. Sufi dedi ki, ya Rabbi, bu kumrun da mı seni zikrediyor? Bir gelseydi, helal, bir halletseydik. Çat 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 çat, kumru geldi adamın önüne durdu. Sufi gözünü bir açtı, kumru önünde. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kumrudan da la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kumru'ya dedi ki, sen bu zikri nereden öğrendin? O da dedi ki, Rabbimden. Kumru konuşur mu? Şimdi konuşur diyeceksiniz. Sokaktaki bir kimse kumru konuşur mu dese, senle konuşur dersen, beyazları giydirir gönderir seni. Sufi burada normalde kumruyla konuşmayı talep etmemiş olsaydı, bu yaratılacak mıydı? Hayır. Allah indinde bu var mıydı? Evet. Burası ayrı. Sufi bunu talep ederekten. Talep ederekten. Bir buraya bir çentik atayım, kapatayım, kafanızı bulandırayım. Acaba sufi bunu istediği anda mı Cenab-ı Hak bunu yarattı? Yoksa Allah bunu yarattığı için mi sufi bunu istedi? Bu ders de sana olsun. Bir araştır bakalım. Maturidi'ye göre fiili güzelleştiren bilgi olmayıp onu çirkinleştiren de cehalet değildir. Nesefi
sıfatlar zata ait ise küfür de nitelik olarak zata aittir. Küfür de iki fail bulunur. A. İnsan. İnsan bu fiili küfür olarak yapan unsurdur. Tefsir 191. İnsan küfrün kötü bir fiil olduğunu bilir ama yaptığı işin küfür olup olmadığını bilmez. İnsan iyi olarak yapar ama o vasfı veren Allah'tır. B. Allah'ta o fiili çirkin olarak icat eder. Bu durumda insan fiili yapmada hürdür. Fakat sonucu olan elem duymada zorunludur. Bunu baştan alayım, kafa yerleşsin. Nesefi, sıfatlar zata ait ise küfür de nitelik olarak zata aittir. Küfürde iki fail bulunur. A. insan. İkincisi ne? Allah. İnsan burada ne yapar? Küfrü talep eder, ister. Küfrü talep eder, ister. Kötülüğü talep eder, ister. Ama bilgisizliğinden dolayı kötülüğü iyilik olarak bilir, ister. Ama bilgisizliğinden küfrü iyilik bildiğinden dolayı ister. Ama sonuçta insanın burada cehaleti yatar. Hani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede insan cahildir der ya, bu noktada cahildir insan. Kötülüğü iyilik noktasında veya küfrü iyilik noktasında ister. Ya da kötülüğü bilinçli ister. O zaman insan zalim olur. İsmi değişti. Bilmeden işledi, cahil oldu. Bilerek işledi, zalim oldu. İsmi bakın, zalim oldu, değişti. Bilerek kötülüğü ve küfrü isteyenler zalim. Bilmeyerek kötülüğü ve küfrü isteyenler cahil oldu. İnsan zaten cahildir ayeti kerimesi bilmeyerekten yapanlar için geçerli. Bilerek yapanlar için zalim. Zalim olunca o kimse ne alacak? Cezaya çarptırılacak. Bilmeden kötülüğü iyilik olarak yaptı. Bilmeden küfre düştü. O cahil. Ne olacak onlar? Onlar cennetin birinci katına gidecekler. Cennetin birinci katında tekrar terbiyeye tabi tutulup, öğretilip cennetin diğer katlarına, istidatlarına göre dağıtılacaklar. Ne dediler? Dediler ki ya Resulallah, bir kimseye din ulaşmazsa ona hiç din, ona bir, buradaki dinden ne? İlim. Ona ilim ulaşmazsa, ona din bilgisi ulaşmazsa onun hali nicedir? O dedi ki hiçbir şey ulaşmayan kimseler cennete giderler. Çocuk gibi. Çok affedersiniz, beyin hücreleri bozulmuş, bizim toplum dilinde deli dediğimiz veyahut da işte akli dengesi bozuk dediğimiz kimseler gibi. Bunlar nereye gidecekler? Hiç din ulaşmamış. Bunlar ne? Direkt cennete gidecekler. Bunlar cahil çünkü. Bilerek yaptı. O zalim. Zalimden hesap sorulur. Tekrar söylüyorum. Zalimden hesap sorulur. Cahile tebliğ edilir. Öğretilir. Evet, bu noktada tabii sufilerin bu küfre ait ve kötülüğe ait bakışları farklıdır. Sakın kötülüğü kötülük görmediklerini, küfrü küfür görmediklerini zannetmeyin. Bunlar kökü olmayan ağaç gibidir. Kötülük ve küfür karanlık bize varmış gibi gelir. Güneş çıkınca karanlıktan işaret bulamazsınız. Küfür ve kötülük karanlık gibidir.
izafidir. Geçicidir. Ebedi değildir. Kalıcı değildir. Kökü Rahman'a dayanmaz. Sufiler karanlığı ve kötülüğü ebedi görmezler. Karanlığı ve kötülüğün kökünü Rahman'a da dayattırmazlar. Sufilerin, bu fakirin burada durduğu nokta farklıdır. Sufiler deyip de herkes benim fikrimde olacak diye bir kaide yok. Karanlık ve küfür ve kötülük ebedi değildir. Sonu vardır. Geçicidir. İzafidir. Bu aleme aittir. Ötelere ait değildir. Karanlık ve kötülük ebedi olarak yürümeyecektir. Gölge gibidir. Gölgenin oluşması için iki şey gereklidir. Bir ışık, bir varlık, bir nesne. Nesneyi ortadan kaldırırsanız gölge ortadan kalkar. Işık, Allah'ın nuru ortadan kalkmayacağına göre nesneler ortadan kalkınca karanlık ve küfür de ortadan kalkar. O yüzden bu fakir için küfür, karanlık ebedi değildir. Korku ebedi değildir. Cehalet ebedi değildir. Zulüm ebedi değildir. Hainlik ebedi değildir. Vefasızlık ebedi değildir. Nankörlük ebedi değildir. Aşksızlık ebedi değildir. Ebedi değildir. Her türlü yanlışlık ebedi değildir. Ebedi olmadığı için hamdü sena ediyorum. Ebedi olsaydı, ebediyen bu hayat çekilmez hale gelirdi. Ve ebediyen, ebediyen o kötülüklerle, o hainliklerle, o vefasızlıklarla, o aşksızlıklarla, o nemrutlukla, o firavunlukla uğraşabilecek takadimiz olmazdı. Benim olmazdı, başkasını bilmiyorum. O yüzden bu alemde nefesimin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ölümü istemeyiniz demiş. İstemeye de o yüzden gücüm yok. Yüzüm yok. Ama mutluluğum var. Hepsi burada kalacak. Hepsi burada kalacak. Burada nesefi ile ayrıştığımız ince bir perde bu. Ehli zahir burada cana nesefinin dediği gibi sıfatlar zata ait ise küfürle nitelik olarak zata aittir diyor. Yani özellik olarak zata aittir. Zahir noktada sözüm yok. Bunu başka bir yerde bu şekilde sorsalar ben de evet böyledir der çıkarım. Burada demem. Burada neden demem? Buradaki inanışımı söylüyorum. Çıplak inanışımı söylüyorum. Çıplak inanışımı. Kötülük ebedi değil. Kötülük sadece bir tarif. Evet. Buna Mütezile ve Kâbi itiraz eder. Fiilin kendisi insana, sıfatı da Allah'a aittir. Yani fiilin küfür olması, insan yönünden çirkin olması da Allah'tandır. Kim haklı? Maturi mi, Mütezile mi? Ben ortasını söyledim zaten. Ben buraya gelmeden ortasını söyledim. Buraya geleceğini de bilmiyordum ha. Okuduğumu düşünmeyin öyle. Kalbiniz bozulmasın. Bu noktada kötülüğü bakın ayet-i kerimede der ki
iyilikler Rabbinizdendir. Kötülükler ise nefsinizdendir. İyilikleri Cenab-ı Hak nereye bağladı? Rabbe. Rab ismi şerifine bağladı. İyilikleri Rahman ismi şerifine bağlamadı. İyilikleri Rab ismi şerifine bağladı. Rab ismi şerifine de ayrıyetten bakmak gerekiyor çünkü. Rab ismi şerifi önemlidir sıfatların içerisinde. Ayet-i kerime ne? İyilikler Rabbinizdendir. Kötülükler nefsinizdendir. Az önce dediğim noktaya geldi. Bir nesneyi ortadan kaldırınca gölge kalır mı? Kalmaz. O zaman kötülükler nefsinize bağlı. Kötülükler nefsinize bağlı. Nefsi terbiye ederseniz kötülük kalmayacak. Kötülük orta bu alemden kalkmaya da muktedir mi? Evet. Bakın kötülüğün ebedi olmadığını bir işareti. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki yeryüzü İslam olur. Yeryüzü İslam olunca kötülük kalır mı? Kalmaz. Başka bir ayet-i kerimede müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır der. O zaman yeryüzü kötülük sıfır noktasına ulaşacak mı? Evet. İşte kötülüğün ebedi olmadığına işarettir bunlar. Bunları böyle söylerken hadis veya hadisi kutsi veya ayet ölçüsünde bunu naklediyorum. Tekrar söylüyorum. Allah nurunu tamamlayacak. Buradaki kasıt iyilik tamam olacak. Kötülük yeryüzünden silinecek. Kötülük yeryüzünden silinince yeryüzü İslam olacak. Yeryüzü İslam olunca kötülük tecelli edecek mi? Hayır. Çünkü kötülüğün kökü yok. Çünkü kötülük ebedi değil. Çünkü küfür ebedi değil. Çünkü küfür Rahman'dan inen gelen bir şey değil. Rahman'dan inen gelen şey ne? İyilik, güzellik, iman. Cenab-ı Hakk'ın hakikati. Bu Rahman'dan ine gelen şey. Kötülükler ve küfür gölge. Karanlık. Bu sonlu, sonsuz değil. O yüzden iyi müminler kötülüklerle mücadele etmekle emrolundu. Siz yeryüzüne gönderilmiş hayırlı bir ümmetsiniz. İyilikleri emreder, kötülükten nehyedersiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Siz yeryüzüne gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz çünkü. Yeryüzünü iyilikle emredince yeryüzünde kötülük kalmayacak. İman kötülüklerle mücadele etmektir. İman insanlarla mücadele etmek değildir. İman kötülüklerle mücadele etmektir. Biz imanı insan öldürmek olarak görüyoruz. İnsanları katletmek olarak görüyoruz. İnsanları eğitmek olarak görmüyoruz.
insanları iyiliğe davet etmek olarak görmüyoruz. Sufiler iki tip insan görürler. Bir, davete icabet etmiş olan insanlar. İki, davete hazır, davet bekleyen insanlar. Sufiler iki tip insan görür. Sufi için öldürülecek insan yoktur. Sufi için cahildir. Tebliğ edilmesi gerekir. Din nasihattır. Kime? Hiç dinden haber olmayan cahillere. Din nasihattır. Kime? Dinden haberi olmuş olan kimselere din öğretmek için. Din nasihattır. Kime? Allah'ı bilmeyenlere Allah'ı öğretmek için. Bu din nasihatıdır, çoğaltırım. Din nasihattır. İlmen noktasında, ilmel yakin noktasında 3 tecelliyat. Din nasihattır. Aynel yakin noktasında 3 tecelliyat. Din nasihattır. Hakkel yakin noktasında 3 tecelliyat. Hakkel yakin noktasının da ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktası vardır. Ayrı ayrı tecelliyatları vardır. Bunlar ancak ehline malumdur. O yüzden normalde kötülük bu manada izafidir. Geçicidir. İzafidir, geçicidir. Kalıcı değildir. Yeryüzünden kökü kazınacak bir şeydir. İnsanlık tarihinden kökü kazınacak bir şeydir. Ve insanlık bununla mükelleftir. İnsanlık bununla mükelleftir. Allah bizi onlardan eylesin. Evet, kim haklı, Maturidi mi, Mütezile mi? Bu noktada ben kendim Maturidi olduğumdan otomatikman derim ki Maturidi'nin normal zahir noktası burada haklı derim. Ama düştüğüm şerhi de artık siz kendinizce tefekkür edin. Bir sorunumuz daha var. Yaratmada benzeyiş. Kıymetli dostlar, kardeşler, ben saati yok öğrenmek istemiyorum. O manada demedim. Bu sohbeti bitirmeyi hedefliyorum. O yüzden işim vardı. Otobüsüm kaçacaktı. Babam kızacaktı. Kocam evde bekliyor. Karım ben geç gelince kapıyı açmaz diyenler istedikleri saatte gidebilirler. Bunların hepsi de normal. Öyle erkeklik yapıp bana kimse diyemez demeyin. Sufiler o kadar erkek değillerdir. Evet, sakın ha. Hele hanımınız kapıyı açmadı diye tekmelemeyin öyle. Öyle bir şey yok. Sakın ha. Sufiler eşlerini üzmezler. Sufiler eşlerinin gözünün yaşını akıtmazlar. Sufiler zulmetmezler. Zulmetmez sufiler. Az önce ne dedik? İyilikler Rabbinizden. Sufi iyilik ağacı gibidir. Sufi kötülük düşünmez. Erkekler yapabileceğiniz bir tek bir şey var. Evin damına çıkacaksınız. Damınız varsa. O da yok. Balkona gideceksiniz. Baktınız hanım size bir şey söylemeye kalkıyor. Bir dakika diyeceksin. Ne oldu? Ben taşınıyorum. Nereye? Balkona diyeceksin. Ne oldu diyeceğim, aman ben kavga etmek bize yasaklandı diyeceğim. Ben böyle yasaklamayı da böyle söylemeyi de korkuyorum. O gece gidip dövüyor adam. İnat eder gibi. Bir de hanımına diyormuş. Sen mi şikayet ettin beni? Ulan şikayet etse daha kötü ya. Dervişin de cahili. Var mı? Var. Yaratmada benzeyiş. Buraya da bir işaret atayım. Bu yaratmada benzeyiş, çok özür dilerim söyleyeceğim bunu,
kör olanların aldandığı bir şeydir. Buna ben bir kafadan bir sufice vurayım da ondan sonra siz zahirine bakın. Yaratmada sufinin körü bu sufinin körüdür. Her şeyi aynı zanneder. Dünkü eşle bugünkü eşi de aynı zanneder. Dünkü çocuk da bugünkü çocuğu da aynı zanneder. Dünkü derviş de bugünkü dervişi de aynı zanneder. Dünkü çayla bugünkü çayı da aynı zanneder. Dünkü Mustafa Özbağ'la bugünkü Mustafa Özbağ da aynı zanneder. Göçmüştür halbuki o. Göçebe ya. Veya dünkü gibi zannedersin, geri dönersin, bakarsın aynı değildir. Bu kördür. Ama değil. Bu kör. Gözü görmeyen, bu manada zahiren kör demek yoktur ona. Sufiler ona kör demezler. Ona derler ki, hani tabiri caizse, ama o kimseden. Hiçbir şey görmüyorsa. Onun yüzüne de kör demezler. Onun yüzüne de ama demezler. Öyle görmeyen bir kimse olursa onu görüyormuş gibi hareket ederler. Hiç tavır ve davranışlarında bir farklılık göremezsiniz. Gerçek sufiler. Bir kimsenin eksikliğini, noksanlığını sufiler o kimsenin yüzüne vurmazlar. Aa senin gözlerin bozulmuş demek gözlük mü takıyorsun? Demez. Onu rahatsız görmez. Onu hasta görmez. Bunu beyin gerisinde ölçülendirir. Ha bu öksürüyor, soğuk algınlığı var bunun. Ben bunu şimdi fazla terletmeyeyim. Bu ince bir ayrıntıdır. Ben şimdi bunun gözün görmüyor, okuyamıyorsun demeyeyim. Herhalde yazılar küçük galiba. Gibi. Ben bile okumakta zorluk çektim onu. Ben zorluk çekerekten okudum ama siz maşallah iyi okudunuz. İnce ahlak. Hani ben bunun kabacasını anlatırım ya. Adam bir gün eli boş gelmiş eve ya. Böyle anlatırlar. Bu kadınlar ben hiç karşılaşmadım böyle bir kadınla. Bizim kadınlarımız böyle değildir. Asla. Kabul ettiğim bir şey değil ama böyle tarif ederler ya. Hani kadın demiş ya, aa adam senin gözün körmüş ya demiş. Hani her gün elin menfaatçi bir kadın yani. Her gün adamdan bir şey bekliyor. Ben bizim kadınlarımızdan böyle bir seviyesizlik hiç görmedim. Etrafımda bildiğim, tanıdığım hiç ama. Hiç gerçekten. Bunun gibi birisinin eksikliğini yüzüne vurmak, birinin eksikliğini yüzüne vurmak ayeti kerimeyle sabittir, haramdır. Günah kebairdir. Birisinin hatasını, kusurunu, yanlışlığını, eksikliğini hem fiziki hem manevi yüzüne vurmak haramdır. Sen neden namaz kılmıyorsun? Sufiler söylemezler. Sen nasıl Müslümansın başına çık demez sufiler. Nasihat ederler. Din nasihattir. Din eleştirmek değildir. Güzel ahlak eleştirmek değildir. Ben onun yüzüne söylerim. O da günah kebair. Arkasından konuşmak ondan daha büyük günah-ı kebair. Olmayanı söylemek daha büyük günah-ı kebair. Zina etmekten daha kötü. Gıybet etmek, zina etmekten daha kötü bir tavır. Daha kötü bir tecelliyat. Allah muhafaza eylesin. Gıybet etmek, bakın. Birisi zina etse, bir başkası da, aa duydun mu ya, ne oldu? Filanca zina ediyormuş desen zina edenden daha büyük günaha giriyorsun. Çenemiz durmaz ki bizim. Allah bizi muhafaza eylesin.
Evet, yaratılışta ayniyet sufiler için bir handikaptır. Bu körlüktür. O yüzden sufi mesela bir hal görür. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görür. O tekrar aynı Abdülkadir Geylani'yi göreceğini düşünerekten onu rabıta eder. Bu onun körlüğündendir. Aynı şey Allah'ı tanımada da vardır. Ya hani Cenab-ı Hak tecelli edecek ya cennet halkına, bir kısmı diyecek ki bu bizim Rabbimiz değil. Kafasında bir Allah var çünkü. Daha önceki sohbetlerinizde insanda insan da yaratır demiştiniz. Demişim demek. İnsanın yaratıcı olduğunu söylemek, onun da bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarmak demek olur ki bu Allah ile insan arasında benzerlik kanaati oluşturur. Maturidi buna karşı çıkar. Evet, ben burada insanın yaratma noktasında insan da yaratıcıdır derken bunu varlık yokluktan varlığa çıkarma özelliği, hususiyeti noktasında söylemiyorum. Bunu insanın düşünce noktasında, kesb noktasında isteyerekten o yaratılacak olan şeye sebep olduğundan bir veçesiyle yaratılmaya sebep olduğundan yaratıcı olarak görürüm. Burası iyi anlaşıldı mı? Evet. Maturidi buna karşı çıkar. Yoksa Allah'a Allah gibi yaratması olan ortaklar buldular da yaratmaları birbirine mi benzettiler? Rahat 16. Maturidi ayrıca şu ayetle destekler. Hiçbir şey onun dengi değildir. Şura 11. Mütezile ileri gelenlerinden Kabe'ye göre Allah ve insan bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarabilirler. Yani ikisinde de bir şeyi yaratmak kudreti vardır. Kabe dolayısıyla mütezile Allah'ın fiiliyle insanın fiili arasında herhangi bir benzerlik bulunabileceğini ileri sürer. Ve bunda sakınca görmezler. Sorunlar devam ediyor. Yaratmada ortaklık sorunu. Nesefi'ye göre insanın fiilini yaratmasıyla yaratma yönünden Allah'a ortak olmuş olur der ve Mütezile'yi suçlar. Ancak Mütezile'nin Allah'ın birliği konusunda ne kadar titiz olduğunu da biliyoruz. Maturidi'ye göre alem araz ve cisimlerden meydana gelmiştir. Araz cinsinden herhangi birisi başkasının fiili olursa alem var olma ve yaratma bakımından hem Allah'ın hem de insanın fiili olmuştur. Bu iddia alemin yaratıcısının birliğini inkar etme fikri vardır. Et-Tevhid 233 böyle bir durumda. Allah kainatı yaratmak ve organize etmek için insanın yardımına ihtiyaç duymuş olmaktadır. Sizce der. Soru. Evet, burada benim için yaratmanın üzerinde iki tecelliyat vardır. Allah bir, yoktan bir şeyi var eder. Her şeyi Cenab-ı Hak yoktan var eder. İki, insan yaratılacak olan şeyi veya kendisine lazım olan şeyi talep ederekten, düşünce noktasında, bunu isteyerekten, bunu hayal ederekten yaratmayı coşturur. Yaratmayı coşturunca yaratmanın üzerinde insanın etkisi bu noktada insanı ilgilendiren dairede insana ait yüzdeliği fazlalaşır.
Cenab-ı Hak bilinmeyi istedi. Bilinmeyi istemesi Allah'ın cebriyetidir. Cebretti. Bunda insanların iradesi yok. Bilinmeyi isteyince bilinmeklik olarak insanı seçti. Bunda cebriyet var. Melekleri yarattı. Cebriyet var bunda. Cebriyet var. İnsanı yarattı. Cebriyet var bunda. Cebriyet. Biz kendi cüz irademizle bu dünyaya gelmedik. Bu dünyaya geliş yolumuz bizim cüz irademizde değil. Hayır, ben alemi ruhtan alemi misale inmek istemiyorum diyemedik. Misal alemi ne kadar güzel, rahat, hoş, coşu huruş içerisinde. Vay ya, her şey harika. Alemi şehadete gitmek istemiyoruz diyemedik. Cebri bunların hepsi. Ve varlık kendi içerisinde, kendi kaidesi ve kanunları nispetinde devam ediyor. Bakın güneş kendi kanununda devam ediyor. Hani Cenab-ı Hak işaret ediyor ya, hadi güneşi batıdan doğursunlar, oradan çevirsinler. Hadi bir tane daha bir raf varsa dünyayı tersine çevirsin hadi. Hadi bir şey varsa bir şey yaratsın hadi. Burada insan bir yönüyle ben yaratıcıdır derken, insan öyle şeyler talep eder, ister ki Allah'ın amadan yokluğun yokluktan varlığa coşmasını sağlar. Ve matematik olarak bir düzlemde giden matematiği kul kesp isteyerekten altını üstüne çevirir. Nasıl altını üstüne çevirir? Bütün matematik denklemlerinin dışına çıkar. Biz ona ne diyoruz? Mucize. Biz ona ne diyoruz? Din diliyle keramet. Mevcut matematik akışının dışına çıktı. Mevcut matematik akışının dışına çıkarken o kimse var gücüyle, her şeyiyle onu istedi. Her şeyiyle. Öylesine istedi ki kendisi kaldı. Allah da. Allah da o istediğini varlık alemine çıkardı. Bunu yaratan ne? Allah. Buna sebep ne? İnsanın istemesi kesb. Siz fırından ekmeği yemek isterseniz fırından ekmeği alır yersiniz. Ya Rabbi katından isterim derseniz fırındaki ekmeğe muhtaçlığınız kalmaz. Fırındaki ekmeğe muhtaçlığınız kalmaz. Bu alemdeki matematiğin üstünde bir matematiktir. Bunu da yaratan Allah'tır ama minvalin dışına çıkan bir şeydir.
Yaratan Allah'tır. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Hazreti Abbas'a diyor. Arkadaşlar ya aynı zamanda. Hazreti Abbas Efendimiz de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcası. Diyor ki ey Abbas, yağmur duasına çıkacağız diyor. Hadi diyor. Gel sen de ol yanımızda da Cenab-ı Hak bize yağmur versin. Açıyor ellerini Hazreti Ömer Efendimiz. Ya Rabbi, içimizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcası olan Abbas var. Abbas'ın yüzü su hürmetine bize yağmur yağdır ya Rabbi. Daha orada şakır 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 yağmur başlıyor. Anında. Sahabeler diyorlar ki vallahi ne bulut vardı ne rüzgar vardı. Sahabeler aktarıyorlar. Diyorlar ki ne bulut vardı ne rüzgar vardı ne de hava kararmıştı. Ha. Matematiğin üstünde bir matematik var. Bakın matematiğin üstünde bir matematik var. Matematiğin üstünde bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri hutbede. Cuma hutbesi. Bir anda hutbe yarım kalıyor. Ya sarı cebele. Cebele dağ demek. Herkes kalıyor. Medine'dekiler. Ömer ne dedi? Birinin de kalkıp da Hazreti Ömer Efendimiz'e ya Emre'l Mümini neden böyle dediniz? Deme lüksü yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri böyle biraz şey sert. Ya Sahra Cebele. İran seferindeki bütün ordunun askerleri Ömer'in sesini duyuyor. Bunu yaratan ne? Allah. Ama bu böyle çizgisinde giden bir şey değil. Bunda o kimsenin Allah'a yakınlığıyla alakalı bir şey var. Siz Allah'a çok yakınsanız, Cenab-ı Hakk'ın amadan coşturacak bir şey sizin üzerinde tecelli ediyorsa, matematiğin üstünde bir matematik kurabilirsiniz. Cenab-ı Hak size bu fırsatı verir. Ve Allah bunu sizin üzerinden tecelli ettirir. Ben bu veçeden insanın yaratılmaya sebebiyet noktasında büyük bir bölümü kendisine atfederim. Fiiliyatı yaratacak olan Allah bu noktada bir şüphemiz yok. Ama insanoğlu Allah'a yakın ise insanın üzerinden insanın keşfetmesi, talep etmesi o esnada aklı yerindedir değildir. Bunun üzerinde bir tecelli ettirmesi mümkündür. Maturidi'ye göre alem araz ve bunu okuduk. Evet. Allah kainatı yaratmak ve evet sizce bunu okuduk. Mütezile başka bir yol daha seçer. Ehli sünnetin dediği gibi her şeyin yaratıcısı Allah olmuş olsa yaratılan kötü ve çirkin bazı fiillerde ister istemez Allah'a atfedilecektir. Allah için bu tür fiillerin faili demek uygun değildir. Evet, bunu normalde sufiler de bu noktada dururlar. O yüzden sufiler bu noktada duraraktan kendilerince kötülüklerin nefisten olduğunu ve onların gerçek noktada Allah'a atfetmezler. Edep ederler, sınır çizerler oraya. Nesefi temhitte biz mutlak olarak Allah küfrü yarattı demiyoruz.
Allah küfrü çirkin, batıl, kötü ve fasit olduğu halde yarattı diyoruz. Bunların yaratılmasında hikmet vardır. Nesefi diyor bunu. Kötü bir fiil olmasa insanın hürlüğü nerede kalır? Kötü ve çirkin şeyi yaratmakla Allah'ın herhangi bir eksiklik gelmez. Zira kötülük fiilin yaratılmasında değil, onun seçilip işlenmesinde yatmaktadır. İnsanın hürriyeti ile ilgili kafa karıştıran bir ayet daha. Sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Saffat 96. Evet, yok, bu kafa karıştıracak bir şey değil. İyiliğimizi de kötülüğümüzü de bu noktada, istediğimiz noktada yaratan Allah'tır. Bu noktada kötülüğü de yaratma noktasında yaratan Allah'tır. Kötülüğü de yaratan Allah'tır. Ama ve lakin biz sufiler olarak kötülüğü ebedi görmeyiz. Ve Allah'ın bu noktada yeryüzündeki izafi bir tecelliyat noktasında görürüz. Gölge bir tecelliyattır. Sufiler burayı örter biraz. Bazı melamiler bunu örtmezler mesela. Direkt der zinayı da Allah yarattı. Direkt der küfrü de Allah yarattı. Direkt der her türlü hainliği de Allah yarattı. Biz sufiler bu kadar şiddet konuşmayız bu noktada. Ama burada sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır derken, evet, bizim yaptıklarımızı Allah yaratır. Burada Sünni taifenin biraz bu meselede edep edip örtmesi vardır. Edep ederler, örterler. Bu ayet Ehl-i Sünnet tarafından delil olarak sürülmüşse de herkes tarafından kabul edilecek kesinlikle değildir. Eşari Kitabul El-Lumasında kader bölümünde böylece kabul eder. Sünni kelamcılardan Bakillani tevhid ve İnsafında bu ayeti en açık delil olarak gösterir. Mütezile kelamcısı Kadı Abdülcebbar Muni adlı eserinde bu ayeti delil olarak görmez. Mütezile ayeti sizi ve yarattıklarınızı Allah yarattı şeklinde anlar. Maturidi sizi ve işlerinizi Allah yarattı diye açıklar. Nesefi Arap dili gramerinin iki ünlü ismi Sibeveyh ve Ahfeş'in izahlarına göre hareket ederekten sizi ve fiillerinizi yaratan Allah'tır diye açıklar. Razi de aynı görüştedir sizce. Bizde de aynı. Biz de bu noktada bizi ve fiillerimizi yaratanın Allah olduğunu, ama o fiillerin üzerinde istemenin, kesbin insana ait olduğunu söyleyenlerdeniz. Bu kesb kimisinde ölçü olarak kesbin kuvveti ile alakalı burada duruş noktamız var. Bu kesbin kuvveti herkeste aynı değildir. Kesbin kuvveti herkeste aynı olmadığından dolayı, herkesin üzerinden tecelli eden fiiliyat da aynı değildir. Şimdi en başa dönelim. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. İnsanın fiili de bir şeydir. O halde insanın fiili de Allah tarafından yaratılmıştır. Evet. Mütezile her şeyden önce söz konusu ayette bir tahsis kabul etmektedir. Burada tahsisten kastedilen şey kelimesinin manasını kısıtlamak, tahdit etmek ve şumulünü daraltmaktır. Bu durumda ayette geçen şey kelimesi şey olarak adlandırılabilecek her şeye tatbik edilmelidir. Ayette tahsisi İbn-i Humam da kabul eder. Mütezile'ye göre bazı istisnalar dışında kelamcılar genellikle Allah'a şey denebileceği görüşünde oldukları için Allah kendi kendisine mi yaratmış olacaktır? Birçok kez aramızda da tartıştığımız şeyi açıklar mısınız? Evet. Buluyor geliyor bu adam. Bulup geldiği için teşekkür ediyorum. Böyle bulup geldiği için Cenab-ı Hak da onu benimle tanıştırdığı için hamd ediyorum.
Nefsine uymasın o da. Evet. Biz şimdi Allah'ı zat olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Cenab-ı Hak bilinmezdi. Bilinmez olanın üzerine hiçbir şey konuşmuyoruz. Bilinmez. Bu kadar. Bakın bilinmez. Allah bilinmekli istedi. Burada bilinmezdi. Bilinmekli istedi Allah. Bilinmekliği isteyen Allah'ı tam olarak tanımlamak mümkün değil. Tam olarak tanımlamak mümkün değil. Ama Allah bu manada bütün sıfatlarıyla var. Bütün sıfatlarıyla. Bunu tarif etmek için buna bir isim koymak, herkes bir isim koymuş ya, mesela gidin bakın siz şimdi, işte birisi demiş ki Allah bir maddeye benzetmiş, cevherdir demiş. Birisi Allah buluttur demiş, birisi Allah havadır demiş, birisi Allah enerji demiş, kuantumcular enerji diyor. Herkes Allah'ın üzerine bir isim koyuyor. Burada Allah'a bir şey diyen İmam-ı Azam. Bu noktada Allah şudur, onu denmek için Allah eşittir Allah'tır. Nedir? Bir şeydir. İmam-ı Azam'ın söylediği. Ve hadis-i kutsi'de Allah bir şey yarattı. Cenab-ı Hak yarattığına da ne dedi hadis-i kutsi'de? Bir şey yarattı. Bu bir şey yarattı dediğinde diğer hadis-i kutsilerle sıralama yapıyor. Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır. Allah kalemi yarattı. İlk yarattığı şey akıldır. Hadis-i şerif, Allah ilk önce benim ruhaniyetimi ve nuraniyetimi yarattı. Ama bir şey, biz onun ruhaniyetinin ve nuraniyetinin de ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bir şey. Ne olduğunu neden tam olarak bilemiyoruz? Her varlığa geçişte aynı şekilde ve ayniyette olmadığından dolayı biz hep ona bir şey diyeceğiz. Aynı şekilde olmuş olsaydı biz ona diyecektik ki Allah sütun gibidir. Ama Allah hem sütun gibidir, hem sütunsuzdur. Hem ağaç gibidir, hem güneş gibidir. Hem gölge gibidir, hem ışık gibidir. Bir şeydir yani. Sıfatlarının tecelliyatına bakarız. Ama aynı şekilde yine tecelli etmez. Bu sefer Allah'ın sıfatının da ayniyetini de ortadan kaldırırız. Ayniyetini de ortadan kaldırınca o zaman her şey bir şey olur. Ve her şey dediğinizde bir şeylerin tamamını söylemiş olursunuz. Veyahut da her şey dediğinizde geleceği de söylemiş olursunuz. Allah her şeyi yaratandır. Her şeyi yaratır. Her şeyi neyden yaratır? Bir şeyden yaratır. Bir şey nedir? İlk yarattığı şeydir. Nedir o? Bir şeydir. Nedir? Bir şeydir. Bir şey dediğinizde onun üzerine her şeyi ekleyebilirsiniz. Aslında bir şey yoktur. Aslında bir şey vardır. Allah bir şey yarattı.
Yarattı ama. Bir şey yarattı. O bir şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir şeyden bir sürü şey yarattı. Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Soru, şeyi açıklar mısınız? Şey, Allah. Saklanaraktan güldüm. Senin için. Sen burada durmayacaksın çünkü. O yüzden saklanaraktan güldüm. Harika bir soruydu. Harika bir çalışmaydı. Bunları hızla geçeceğim. Kardeşler üzerlerine alınmasınlar. Saati de sormayayım. Bugün böyle demeye karar verdik. Havva annemiz Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldı. Kadın da eşinin kaburga kemiğinden mi yaratılmıştır? Hayır. Ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması var mıdır? Allah'a ulaşmaktan kasıt ne? Ona bakmak lazım. Varsa nasıl mümkündür? Haller insanoğlunda ve makamlar neyi teşkil eder? Haller geçicidir, makamlar kalıcıdır. La ilahe illallah ne demektir? Tefsirini bilmek isterim. İnsan yaratılış olarak hangi fıtrat üzere yaratılır? İslam fıtratı üzerine mi? İnsan fıtratı üzerine mi? Fıtrat nedir? İnsan fıtratı nelerdir? Fıtrat dindir, İslam'dır. İnsan fıtratı da bildiğimiz insandır. La ilahe illallah ne demektir? Allah'tan başka ilah yoktur. El Hidaye'de geçen bir bölümde en az sütre boyu bir parmak kalınlığındadır diyor. Burada geçen boy ölçüsünü anlayamadık. Bir parmak kalınlığında sütre. Namaz kılarken bir parmak kalınlığında bir çubuk koyarsanız o sizin için sütre olur. Riyaz-ı Salihin'de geçen bir hadis-i şerifte mümin canı ödeninceye kadar ruhuna bağlı kalır. Burada bahsedilen hadis-i şerifte anlatılmak istenen nedir? Canı ödeninceye kadar, yani o canı alınıncaya kadar ruhu onda durur. Can ondan gidince ruh da ondan gider. Bazı zamanlar üst katta oturan bayanlar ayakkabılarını poşetle yanlarına getiriyorlar. Bu durumda yukarıda ayakkabı kokusu oluşuyor. Bu konuda bir şey yapılabilir mi? Hakkınızı helal edin. Bunlar yapacak bir şeyimiz yok. Ne diyelim? Bazen burada da koyacak yer kalmıyor. Öyle olunca herhalde ayakkabılar çalınma korkusu söz konusu, ezilme söz konusu olabilir. Bu noktada poşetlerin ağzını bağlarlarsa bunda bir sıkıntı yok. Ayakkabılarını yanlarına alabilir bir kimse. Neden yanına alıyorsun diye soramayız. Allah bütün hastalara şifa versin. Ümmetimin sonunda suret değişikliği, iftira atmak ve yere batıp kaybolma olaylar olacaktır. Bunların gerçekleşmesinden önce zalimlerden başlanacaktır. Bu hadisi açıklayabilir misiniz? Açık. Suret değişikliği olacak. Suretleri değişmiyor mu insanların şimdi? Kadınlar erkek, erkekler kadın olacağım diye uğraşıyor. Ne yapıyor erkekler? Göğüslerini şişirtmeye çalışıyorlar. Kıllarını, tüylerini yoldurmaya çalışıyorlar. Suret değişikliği. Önce bıyıklarımızı, önce sakallarımızı kestiler. Sonra bıyıklarımızı kestiler. Şimdi göğüs kıllarımızı kesiyorlar. Ne erkek deniliyordu buna? Efendim? Metroseksüel. Suret değişikliği. Bu işin zahiri tarafı. Kadınlara desek ki şimdi size benzeyen bir erkekle evlenmek ister misiniz diye bundan 20 yıl önce iğrenirlerdi. Bundan 20 yıl önce saçı uzun olan erkek de hiçbir kadın evlenmek istemezdi. Kadınlar iğrenirdi onlardan. Bundan 20 yıl önce kadınlar erkek gibi erkek isterdi. Şimdi bakıyorsun erkekler tight giymeye başladı. Önde tight'lı birisi gidiyor. Erkek mi kadın mı belli değil.
Zaten o erkekse de erkeğin ona bakması haram. Taytlı bir erkeğe erkeğin bakması haram. Şimdi tuhaf gelecek size, eski fıkıh kitaplarında yazan. Bir kimseyi bıyığı, sakalı, hiçbir şeysi yoksa bir erkeğin ona şehvetle bakması haram. Şehvet olur korkusuyla bakması da yine mekruh. Erkeğin dahi bakması mekruh olan bir erkek düşünebiliyor musunuz? Kadınlar bu tip insanlarla evlenmezlerdi önceden. Suret değişikliği. Bir de bunun manevi tarafı var, oraya girmeyeyim şimdi. Evet. Ne iftira atmak. O peynir ekmek gibi oldu şimdi. İftira atmak peynir ekmek gibi. Ümmetin içinde. Allah muhafaza eylesin. Şurada konuşuyorlar benim için böyle dışarıda. Ben buradayım. Kaynatıyorlar. Aa, hocayı biliyor musun sen? Burada böyle konuştuğuna bakma. Ne? Neler var neler. Bir gün en yakınıma söylemişler. Tanımıyorlar ya. Tanımayınca dinlemiş. Vay be demiş. Yıllardan beri Kur'an sünnet dedi, koşturdu demiş. Beyhude koşturmuş o zaman demiş. Siz daha demiş dinlerken burada demiş böyle konuşuyorsanız demiş. Demiş sormayın gelmeyeceğiz ama çay bedava ya demiş. O yüzden geliyorsun. İftira işimiz bizim. Başımıza gelen bela, musibet ve hastalıkların hamd mı etmeliyiz yoksa bunlara dayanacak sabır ve güç kuvvet mi istemeliyiz? Allah'tan sabır değil, Allah'tan mağfiret isteyin, rahmet isteyin. Ya Rabbi bana rahmet ver, mağfiret ver deyin. Öyle sabır istemeyin Cenab-ı Hak'tan. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Her iki alemde kötüler de orada olunca devam eder mi? Hayır. O yüzden diyorum ya. Kötülükler burada kalsın. Peşimizden gelmesin. Beka makamı ama alemin arasında konum nedir? Beka makamı ama alemin arasındaki konum nedir? Bunu yazan kimse bu böyle biraz oradan buradan devşirmiş. Her makamın beka hali vardır. Bu buranın sohbeti değil. Sema nedir? Neden yapılır? Bayanların sema yapması doğru mu? Allah rızası için mi yapılır? Peygamber Efendimiz zamanında var mıydı? Evet, sema Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında vardı. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri hem kendi etrafında sema etti hem onun etrafında sema etti. Hadis kitaplarında var. Cafer-i Tayyar Habeşistan'dan geldiğinde onun yanağından bir rivayette alnından öptü. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi. O da bu sevinçle hem kendi etrafında döndü hem de Hazreti Peygamber Efendimiz'in etrafında döndü. Açın okuyun. Hayat-ı Sahabe. Bayanların sema yapması doğru mu? Yanlış olduğunu kim ispat edecek? Et yemeniz doğru mu? Ekmek yemeniz doğru mu? Su içmeniz doğru mu? Neden ayaklarınızın üzerinde gidiyorsunuz? Doğru mu? Ellerinizin üzerinde neden yürümüyorsunuz? Birisi hamuda kalksa yürüse, bundan onu yasaklayacak olan ne var? Birisi bu duvardan pişt tak geçse yasaklayacak ne var ona?
Allah rızası için mi yapılır? Yemeği ne için yiyorsunuz? Suyu neden içiyorsunuz? Yemeği Allah rızası için mi yiyorsunuz? Suyu Allah rızası için mi içiyorsunuz? Nefes alıp verirken Allah rızası için mi alıp veriyorsunuz? Bakarken Allah rızası için mi bakıyorsunuz? Bu soruyu soran, Allah rızası için mi yaşıyorsun? Sonu yok. Mümin haramlardan sorulu. Haramlardan. Ya ben mesela size niçin inek eti yiyorsunuz diye sorabilir miyim? Siz ne dersiniz bana? Kardeş domuz eti yasak. Leş yasak. Sen ne soruyorsun bana? Benim yediğim eti sen? Sana ne? Bir şeyi yasak eden Kur'an, sünnet ve bu noktada imamların fetvasıdır. İyi, bana bir tane bayanlar sema edemez diye bir fetva getirin. Bayanlar zikredemez diye bir fetva getirin. Bir tane. Bir tane fetva istiyorum. İmam-ı Azam'dan, İmam-ı Şafii'den, İmam-ı Malik'den, İmam-ı Hanbeli'den kabul edeceğim. Sadece Hanefi'den değil. Ve mübarek insanlar, sizin memleketinizde plajlar açık, pavyonlar açık, meyhaneler açık, genel evler açık, barlar açık, kafeler açık, parklar açık. Ve mübarek insanlar, sizin memleketinizin kadınları para karşılığında fuhuşa satılıyor. Sizin memleketinizin kadınları randevu evlerinde satılıyor. Sizin memleketinizin kadınları 5 yıldızlı otellerde fuhuş çeteleri tarafından erkeklere satılıyor. Neredesiniz? Neredesin? Neredesin? Bana söyler misiniz? Neredesiniz? Bu soruları soranlar bilmeyerekten fuhuş çetelerine, beyaz kadın ticareti yapanlara, uyuşturucu çetelerine hizmet ediyorlar. Bilmeden, cehaletliklerinden. ...15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında kızlar kendilerince, kendi kendilerine, bayan bayana sema ediyorlar, Allah'ı zikrediyorlar, ilahi söylüyorlar. Bunun nesi haram? Hiç mi Allah'tan korkmaz bunlar? Dışarıda oturan bayanlar var. Gözüme çarpan şimdi başı açık bayanlar var. İstedikleri yere gidebilirler mi? Gidebilirler. Ben onların burada oturmalarına müsaade ettim diye küfür ehliyim ben. Biliyor musunuz bu fetvayı? Be hain! Be din düşmanı, be insanlık düşmanı, be Allah düşmanı. Kafeye gitmemiş, saza caza bara gitmemiş, gelmiş tekke orası demiş. Allah için sohbet dinleyeyim, Allah'ı zikredeyim, semayı da izleyeyim, ibadet edeyim demiş. Gelmiş. Biz başımıza tac edeceğiz.
Bütün Bursa gelsin. Bütün dünya gelsin. Çıkıyor birisi. İnternetten de çıkıyor. Yazıyorlar bana. Hocam sema caiz mi? İyi. Hiç işim yok benim ya. Gün 24 saat habire bunlara cevap vereceğim. Bir de cevap yazıyor. Caiz olmadığını bilmediğinizden yazmadınız. Ben yine yazmıyorum. Zamanım yok. Tekrar yazıyor. Tabii. Siz hep cehalet ehlisiniz. La havle ve la kuvvete illa billahi lalil azim. Hiç düşünmüyor ya. Hiç düşünmüyor. Hiç aklının ucuna gelmiyor. Ya bu insanlar burada Allah için bir şeyler yapıyorlar. Bir tanesi çıksa gelse dese ki sizin sema zenleriniz filanca yerde sema edenler filanca yerde 1 lira aldı deseler ulan diyeceğim ya hangi sema zen 1 lira aldı? Söyleyin bana bakayım. Atacağım onu kapının önüne. O zaman diyeceğiz ki ya bizim içimizde bazı kimseler varmış semadan para almış cebine. Açacağım kapının önüne açacağım. Vallahi da açacağım, billahi da açacağım. Bir tane getirmiyor kimse. Bizde bağı kesilmiştir. Biz onu dergahtan uzaklaştırmışızdır. Veya o bizden uzaklaşmıştır. Bir yere gidiyordur. Orada birisi bir tane ne o şeyden CD'den bir tane ney. Bizimki de çıkıyordur orada o kimse. Dönüyordur, alıyordur 30 lira gidiyordur. Bu bizle alakalı değil. Ve mübarek insanlar birileri öyle yapıyor diye bizi de neden aynı kefeye koyuyorsunuz? Araştırdınız mı? Sordunuz mu? O bayanlardan bir tanesi 20 lira mı istedi sizden? Vicdanı olmayana ne anlatacaksın ki? Merhameti olmayandan ne merhamet bekleyeceksin ki? Bütün öğrenciler için dua eder misiniz ve her şeyin hayırlısı için? Allah her şeye hayır versin. Yemek istemeseydi istemeyi vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Bu şeyin ne o? Şemseddin Tebrizi'den böyle naklederler bu sözü. Şemseddin Tebrizi ile alakalı elimizde bir tek makalat var. Makalat Şemseddin Tebrizi'nin oturup da yazdığı bir eser değil. Sohbetlerinde böyle ne o? Sohbeti nakleden sufi sözleri, hikayeleri. Ne kadar onundur bilmiyoruz. Diye bir söz duymuştum. Dua etme isteğimizi Rabbimiz mi nasip ediyor? Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Hazreti Şems, Hazreti Mevlana'yı sevdiği gibi başkasını sevmiş midir? Bir kimse bir sefer sever. İki sefer değil. Birini öylesine sevdi ki o zaman der ki ya ben daha önce hiç sevmemişim. Ama öyle bir onun için en yüce sevgi bir sevgi var ise onun için en yüce sevgi odur. Ama daha yücesini bulunca der ki daha önce hiç sevmemişim. Dört büyük mezhep alimine göre namazın hükmü nedir? Farz. Müslüman ile mümin arasındaki fark nedir? Mümin dinini yaşayan insandır. Müslüman iman eden insandır. La ilahe illallah deyip de namaz kılmayanlar Müslümanlıktan çıkar mı? Çıkmaz. Selamun aleyküm. El Fatiha. Selamun aleyküm.